Valla Esra Hanım, birazcık yüzüm güldüyse sizin sayenizde, sizin programınız sayesinde. Her şey için çok teşekkür ederim size. İnşallah Yeşim Hanım, sizi kızınıza kavuşturacağız. İnşallah. Bu arada sevgili seyirciler, telefon hattında bir seyircimiz var. Konuyla ilgili söylemek istedikleri varmış. Alo. Alo, sesim geliyor mu acaba? Sizi gayet iyi duyuyoruz Vedat Bey. Vedat mı? Benim hayatımı sen mahvettin. Sen delirmişsin. Vedat Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Vedat Bey, Yeşim Hanım'ın ölen komşusu Burcu Karaman'ın eski eşiydiniz, öyle değil mi? Evet Esra Hanım. Vedat Bey bizi aradı, çok önemli iddialarım var dedi. Buyurun sizi dinliyoruz. Esra Hanım, ne alakası var bunun konumuzla şimdi? Bir dakikanızı rica ediyorum. Vedat Bey buyurun. Yeşim Hanım kaybettiğim eşimin karşı komşusuydu. Biz Burcu ile ayrıldıktan sonra taşındılar. Eşimle çok iyi komşuluk ilişkileri vardı ancak ne olduysa aralarında bir şey oldu. Hayır efendim, hiçbir şey olmadı. Biz Burcu'yla gayet iyiydik. Bir saniye. Evet Vedat Bey. Hatırlıyor musun? Eşim tren yolunda raylara düşerek öldü. Fakat eşimin Yeşim Hanım tarafından raylara itildiğine dair iddialar var. Ne? İftira atıyor Esra Hanım, buna izin veremezsiniz. Şimdi Vedat Bey bu... Hayır. Çok büyük bir iddia yapmış. Bir saniye Esra Hanım, Burcu intihar etti. Hem de onun yüzünden intihar etti. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz demişler Esra Hanım. Ya susturun şunu ya, susturun. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir dakika. Utanmıyor mu bu adam bir kadına iftira atmaya? Utanmıyor mu? Bakın Esra Hanım, ben eşimin intihar ettiğine inanmıyorum. Etti. Eşin intihar etti. Senin yüzünden, sen nafakasını vermediğin için eşin de intihar etti. Kesinlikle etmedi. Kendisine düzenli nafaka ödedim. Makbuzları gösterebilirim. Hem Burcu intihar etmiş olsa Güzide Yenersoy niye suç duyurusunda bulunsun? Bir dakika. Güzide Hanım bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Neden? Bana kötülük olsun diye Esra Hanım. Bana kötülük olsun diye. Ama dün siz Güzide Hanım'dan özür dilemediniz mi? Evet. Bu kadın kötü biri ise niye özür dilediniz? Çünkü artık her şey geride kaldı. Yani bunları artık aştık. Şu an artık kötü değiliz. Ben de özür dilemek istedim. Vallahi ekip arkadaşlarımız şimdi Vedat Bey'in söylemiş olduğu tüm bu iddiaları araştıracak. Tekrar bu konuya geri döneceğiz. Şimdi çok başka bir durum var. Yeşim Hanım, size bir soru sormak istiyorum. Kızınızın babası Tarık Murat Yenersoy. Aleyhinize çıkarttığı uzaklaştırma kararını bir nedene dayandırmış olabilir mi? Hayır efendim, hiçbir nedene dayandıramaz. Murat sadece bana kötülük olsun diye yapıyor. Sadece benim canım acısın diye yapıyor. Yalnız elimizde bazı fotoğraflar var. Ne fotoğrafı? Olamaz. Nasıl fotoğraflar? Sevgili seyirciler, birazdan ekrana getireceğimiz fotoğraflar çok rahatsız edici olacağı için maalesef ki ekrana getirmiyoruz ve göstermiyoruz ama görüntülerdeki kişinin Yeşim Hanım olduğu konusunda teknik inceleme yaptırdık. O olduğunu doğruladılar. Esra Hanım, ne diyorsunuz siz ya? Ne diyorsunuz? Bunlar montaj, bunlar. Sen mecbur ettin beni Yeşim. Beni sen mecbur ettin maalesef. Ben değilim ki, birinin almışlar benim resmimi koymuşlar, montaj bu. Bir görüntümüz daha var. Ne? Yine oldukça rahatsız edici. İsterseniz onu izleyelim. Yeşim Hanım. Bu görüntülerdeki kişi sizsiniz sanırım. Ben değilim. Ben değilim. Kesinlikle de kabul etmiyorum. Murat Alçak'ın yaptığı şey bu bana. Nasıl? Bu durumun neydi? Volkan Alçak beni bu kadınla mı tanıştırmış? Ben ne yapmışım? Sadece bana kötülük yapmak için bunu yapıyor. Komplo kurmuş bana, komplo. Ozan, izliyor musun? Zeliş, nasıl olur böyle bir şey? Aşkım, bittim ben, bittim. Annem beni zaten istemiyordu, şimdi hiç istemeyecek. Aşkım, saçmalama, olur mu öyle şey? Senin fotoğrafların. Teyzemin kızının fotoğrafları. Nasıl bir şey bu ablam? Ya, kim çekmiş olabilir böyle bir şeyi? Bilmiyorum ki Ümit.
Ay gördün mü yenge? Kadın sade metres olsa öpüp başımıza koyacakmışız. Bir de ahlaka mugayir. Videolar çıkmış, fotoğraflar çıkmış. Biz kimlerden kız aldık yenge? Biz kimlere akraba olduk? Vah halimize vah. Vah! Vah! Oha Yeşim ya. Yalnız bu bir komplo olamaz. Komplo bu sahte. Çünkü bu görüntüler 10 yıl öncesine ait ve sizi çok iyi tanıyan biri gönderdi. Her ne yapmış? Komplo diyorum size, komplo. Komplo. Ya ne yapıyorsanız yapın ya. Asıl vicdansız sizsiniz. Siz de Murat'la birlik olmuşsunuz, beni mahvetmeye çalışıyorsunuz. Sizi de satın aldı değil mi? Bravo size. Çok vicdansızsınız. Ama yani. Hiçbir şey çözemiyorsunuz. Size yazıklar olsun. Hepinize göstereceğim, hepinize. O Murat'a da göstereceğim ben. Sakin. Sevgili seyirciler, Yeşim Hanım stüdyodaki gerilimi kaldıramadı ve stüdyoyu terk etti. Kendi kararıdır. Söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Eğer söz hakkını kullanmaya devam etmek isterse buyursunlar. Esra Hanım, biz şimdi boşuna mı üzüldük? Bütün dedikleri doğru değilmiş demek ki. Hayır hayır, yalan değil. Yeşim Hanım gerçekten çocuğunu göremeyen bir anne. Bu doğru. Murat Bey'in bir bildiği varmış demek ki. Hanımlar, Yeşim Hanım'ı yargılamak bize düşmez. Sapla samanı karıştırmayalım. Yeşim Hanım çocuğuna gerçekten hasret bir anne. Bunu unutmayın. Biz sadece gerçeğin peşindeyiz. Sevgili seyirciler, gerçeğin her zaman birden çok yüzü vardır. Bizim amacımız ben mağdurum diyenin sorgusuz sualsiz arkasında durmak değil. Gerçeğin tüm yüzlerini ortaya çıkarmak. Haklıyı haksızı sizin değerlendirmenize sunmak. Haklılık bir çırpıda ortaya çıkan bir şey değildir. Biz bu nedenle herkesin hakkını teslim etmek için olayları sonuna kadar irdeliyoruz. Herkese söz hakkını veriyoruz. Ben ne yapmışım? Kızım. Yeşim. Nereden çıktı bu fotoğraflar? Nasıl olabilir kızım bu? Nereden taksi bulacağız biz burada şimdi? Nereden taksi bulacağız? Bu arada Yeşim Hanım. Ümit seyretmeyin artık. Ablacığım kapatın onu. Ay şey Öykü üzüldüm abla ya. Ona hepimiz üzülüyoruz. Ümit benim gözlüğüm nerede? Yani. Masum bir çocuk ya. Annesinin günahlarını ömür boyu taşıyacak. Murat Bey size sesleniyor. Abla keşke Öykü'yü biz alsak ya. Ha? Annesinden ayırdığınız için hiç mi vicdanınız? Ya öyle bir imkan olsa da gelin bu keşke Öykü'ye biz baksak diye öyle bir geçirdim içimde. Şu anda en büyük zararı bu yavruya veriyorsunuz.